1453 Osmanlı. Efendim, selamun aleyküm, aleyküm selam. Evrat yaparken bazı yerlerde çok fazla esniyorum ve çok ağırlaşıyorum. Ne yapmam lazım? Evrat okurken evvela rabıta lazım. Rabıta. Yani intisabını belirtmek. Mesela Nur talebesiysen üstada bir üç ihlas, bir fatiha hediye etmek, bir rabıta yapmak yani. Onunla bir münasebet kurmak. İkincisi, yedi istiğfar, yedi salavat-ı şerife ve başta da niyet lazım geliyor. Ondan sonra evradını okursun, sonda da yine salavat-ı şerife getirirsin. Usulüne göre bir evrat okuma olmuş olur bu. Onun için ben diyorum şeyden evrad-ı şeyden Delail-i Nur'dan 2-3 salavat-ı şerife baştan okumak lazım. Başta Selahattin Tüncina var, sonra 2 tane salavat var. Bana göre hemen ondan sonraki Gavs-ı Geylani'nin salavatıdır, onu okumalı. Bir de en arkada, yani Delail-i Nur'un en arkasında üstada ait 3 bahri var, 3 salavat-ı şerife var. Ondan sonra meşhur Ezdem-i Subiyazel Tabakiyem-i Yarasat, o var. Bunları okuduktan sonra, alıştıktan sonra bunları 5 dakika tutmaz yani, hemen çabucak okursunuz bunları. Bunları okuduktan sonra evrada başlamak, Ceşen-ül Kebire yahut şeye, Evrad-ı Kutsiye'ye veya şeye, arkadaki başka evratlara güzel olur. Esneme de az olur. Onun için usulüne göre okumakta fayda var yani evratları.